Evet herkese tekrar merhaba. Bugün beraber doktorlarla alakalı şu nefret söylemine bir değinelim istiyorum artık. Yani buna bir hekim olarak artık bilimde değinmem gerekiyor. Gördüğünüz üzere özellikle de sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da veya sosyal medyada değil, geleneksel medyada da birçok şey artık doktorların çok hoşuna gitmemeye başladı. Yani doktora yönelik bilinçli veya bilinçsiz yapılan bir nefret söylemi, bir nefret algısı var. Bununla alakalı konuşmamız gerekiyor. Bunlarla da konuşurken tabii öncelikle şunlardan da bahsetmem lazım. Benim aslında bayağıdır gözlem yaptığım ve düşündüğüm bir konu. O yüzden öncelikle bilmemiz gereken bazı şeyler var. Bir kere nefret söyleminden bir bahsedelim. Ondan sonra size bir normal dağılım, Gauss dağılımından bahsedeceğim. Bu çünkü konumuza çok ilişkili. Buradan zaten post truth'a gireceğiz. Hani buralarda haberlerin değerlerine gideceğiz. Neden yalan haberlerin daha fazla insanlar tarafından beğenildiğine gireceğiz ve en sonda bu doktorlara karşı olan nefret söyleminin arkasındaki motivasyondan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu nefret söyleminden bahsedelim. Ne demek nefret söylemi? Yani tam karşılığı olmasa da belki şöyle söyleyebiliriz. Bir topluluğa, bir azınlığa karşı sıf kendi oldukları için onlardan nefret etme ve onlara karşı yani o azınlıkların var olduğu duruma karşı nefret halinde bulunma. Bunu apaçık veya bir şekilde dile getirme. Örneğin sıf doktor olduğu için bir kişinin dayak yemeye hak ettiği şeyi bir nefret söylemidir veya sıf birisi siyahi olduğu için onların bazı haklara sahip olmadığını düşünmek nefret söylemidir. Yani bir kişilerden bir gruptan işte bir Müslüman grup da olabilir bu. Bir Hristiyan grubu da olabilir. Alevi grubu da olabilir. Yani bir gruptan sıf o özelliklerinden dolayı o gruba mensul olmalarından kaynaklı onlardan nefret etme, nefret söylemi yok düşünebiliriz. Bu şu anda maalesef doktorlarımız için de geçerli. Yani ülkemizde umuyorum ki bilinçsiz bir şekilde yapılan bir propaganda var ve pro propaganda neticesinde şu anda doktorlara karşı Birçok işte gerçekten nefret var. Bu sosyal medya ve geleneksel medya bunu kesinlikle de pompalıyor, artırıyor. Bunu yapılan yalan haberlerden görüyoruz. Maaşın arttırılmasıyla alakalı e, sahte söylemlerden, olmayan söylemlerden görüyoruz. Ve sosyal medyadaki tabii ki o tartışmalardan görüyoruz. Bunları gördükçe tabii insanlar e, daha fazla gaza geliyor doktorlar da üzülüyor bu konuyu gördükçe ve onlar da ister istemez siirleşmeye başlıyor ve bu e, aradaki köprü gitgide açılıyor. İnsanlar daha fazla kutuplaşmaya başlıyor ve sonuç olarak e, birbirlerini sevmemeye başlıyor doktorlar ve doktor olmayan kişiler. O yüzden bununla alakalı bunun bir derinlerine girmek gerekiyor. Ee, şöyle bir şeyden başlayalım. Önce farklı bir konuya girmek istiyorum. Öncelikle bu ırkçılığın, bu işte kendi kabilen haricindeki herkesin kötü olduğunu düşünme hissi üzerine bir değinelim. Ee, yakın zamanda e, muhtemelen Twitter'ı takip ediyorsunuz denk gelmişsinizdir İşte bir tane bisküvi markasının ismini değiştirmesiyle alakalı çok fazla söyleme oldu çok fazla gündem oldu yani bu isim değişikliği aslında ne içinde o bisküvi markasının dediğine göre bu işte bazı azınlıkları daha doğrusu azınlık bile sayılmaz aslında ama bazı insanların bir kesim insanların hoşuna gitmeyen bir laf olduğu için bunu değiştiriyoruz artık bir tane harfini çıkarıyoruz bunu bu şekilde pazarlayacağız şeklinde açıklamalar yaptılar ve bununla alakalı insanlar bunun rahatsız olduğunu söyledi. Bizim ülkemizde zaten ırkçılık yok ki söyleminden başladılar. Ondan sonra o kelimenin aslında bu anlama gelmediğini, kötü bir anlama gelmediğini, bunun aslında sadece siyah anlamına geldiğini söylemeye çalıştılar. E, o zaman madem öyle şu ülkenin ismini değiştirelim, İspanyolcadaki şu şeyi de değiştirelim madem öyle falan gibi bir sürü hem safsatayla karışık e, gereksiz söylemde bulundular. Bununla alakalı şöyle bir gözlemim oldu benim. Evet belki bu dediğinizde haklısınız. Hatta bahsedelim hadi işte Negro markalı bisküvinin ismi Nero'ya dönüştü. Zaten fotoğrafına koymuşumdur. Şimdi bu ha Negro olmuş ha Nero olmuş değil mi? Çoğumuz için fark etmiyor aslında. Ama burada Eti'nin yaptığı bir nevi pazarlama hamlesi bir nevi de bir jesttir aslında. Çünkü bu kelime de gerçekten rahatsız olan bir insan topluluğu varsa o kelimeyi kullanmamak güzel bir şey. Ama bunun tersini savunmaya çalışan bir sürü kişi oldu. Hatta akıllı olduğunu düşündüğümüz bir sürü kişi oldu. Burada şeyi düşünmek gerekiyor. Hani bu kişinin yani bu negro isminin nero ismine dönüşmesinden rahatsız olmasındaki motivasyon neyi? Bunu düşünmek gerekiyor. Yani hatta onun kişinin kendine sorması lazım. Ben bundan niye rahatsız oldum? Bu isim negroydu. Ben bunun nereye dönüşmesine neden rahatsız oldum diye kendine sorması lazım. Yani bu motivasyonu nereden aldım? Bunu sorması gerekiyor. İncelediğimiz zaman da neyi görüyoruz? Şimdi bu kişiler diğer herhangi hiçbir şeye rahatsız olmamışlar. Mesela başka firmaların sırf işte para kazanmak için veya kapitalist değerler uğruna yaptığı şeyler muhtemelen vardır şu an örnek olarak aklıma gelmiyor ama illaki isim değişikleri Logo değişiklikleri bir sürü şeyler hatta yakın zamanda Facebook mesela kendini ben artık metayım diye ta tanımladı. Bundan sonra bana meta diyeceksiniz Facebook değilim ben diye tanımladı. Ve mesela buna o kadar tepki gösterilmedi. Ya da herhangi bir başka marka bir Türk markasının yurt dışından ihraç ettiği e, gereksiz kültürleri işte yani bizle alakası olmayan kültürleri e, ihraç edip bize sunmaya çalışmalarında herhangi bir sıkıntı e, herhangi bir şey görmedim ben Twitter ahalisinde. ama bir negro isminin nero ismine dönüşmesi çok çok büyük problem oldu. İnsanlar bunu aşırı büyüttüler yani. Tamam bunlar rahatsız olabilirsin belki ama bunun büyümesi hani böyle sayfalarca yazı yazılması bunun üzerine insanlar şunu düşünmesi lazım. Ben bundan neden rahatsız oldum? Bunu hani şey olarak düşünmeyin. Vatabatizm yapıyorum gibi düşünmeyin. Çünkü burada şöyle bir şey var. Hani buna rahatsız olduğunuz, bunu söylüyorsunuz, şunu niye söylemiyorsunuz demiyorum ben. Burada kişinin bu soruyu kendine sorması lazım. Ben onlara sormuyorum. Kişi orada kendine soracak ki ya ben bu değişiklikten neden rahatsız oldum? Sonra bakacak. Ya ben diğer başka markalar yaptığı değişikliklerden rahatsız olmamışım. Başka markaların sıf kapitalist düşünceyle yaptığı, sırf para kazanmak için başkalarının iyiliği olmayan şeyler için rahatsız olmadım. Mesela Nike bunu çok yapar mesela. Nike e, doğu ülkelerinde işte fakir ülkelerde küçük kız çocuklarını çalıştırır ama reklamlarında kadınların gücünden bahseder mesela. Hani bununla alakalı kimse bir şey söylemezken Negro'nun nere olmasına çok çok rahatsız oldular. Bunu kendine sorduğunda cevabın ne olduğunu görüyorsun. Bunun içsel bir motivasyonu var. Bu motivasyon ne? Siyahi kişilere karşı az çok olan bir ırkçılıktır aslında bu. Hani bunu ne kadar şey olarak düşünebiliriz bilmiyorum ırkçılık olarak ama bir rahatsız olma olduğu kesin. Yani içsel bir motivasyon var. Herhangi başka bir gruba karşı yapılan pozitif ayrımcılıktan sıkıntı olmazken siyahilere karşı yapıldığı zaman birdenbire Twitter köpürdü. Normalde çok basit bir şey olması lazım değil mi? Yemediğimiz bir bisküvi yani kimsenin haberi bile yok. Yani o bisküvi yiyen var mı şu anda bilmiyorum. Severek yiyen varsa e, söylesin. Yani o bisküvi zaten tanımıyoruz bile yemiyoruz bile doğru düzgün ama sıf ismi değişti diye büyük olay patlatıldı. Burada anlayacağımız üzere bizim aslında gerçekten içimizde bir ırkçılık var. Yani insan bundan rahatsız oluyorsa hani diğer hiçbir şeyden rahatsız olmazken sadece buna karşı çok büyük bir rahatsızlık hissediyorsa ve bunu kendince bir nevi rasyonelize etmeye çalışıyorsa işte aslında bu kelimeler sıkıntı yok, bizim ülkemizde ırkçılık yok, niye böyle yapıyorsunuz falan gibi şeylere gidiyorsa demek ki sende de bir ırkçılık var. İnsanın bunu kendisine sorması gerekiyor. İşte bunun aynısını ben doktorlara karşı da yapıldığını düşünüyorum. Şöyle Mesela yakın zamanda doktorların maaşı arttırıldığına dair bir söylem oldu. Halbuki maaş arttırılması söz konusu değildi. Neydi? Bizim şu anda aldığımız iki tane kalem var. Ortalama bir fiyat söylüyorum. İkisinden de 5 bin lira aldığımızı düşünün. Toplamda aldığımız para 10 bin aylık. Bunun artık iki kalemle de değildi. İşte bir maaş kalemi var. Bir de ek ödeme kalemi var. Bu ikisini artık tek bir kalemle vereceğiz. Tek bir maaş kalemi de vereceğiz. Ek ödemeyi de vermeyeceğiz. Yani maaşınıza 5 bin lira zam yapıyoruz. 10 bin lira alacaksınız maaşınızı. Ek ödemeyi de almayacaksınız. Yine aylık 10 bin lira alıyorsunuz. Aslında yapılan düzenleme buydu ama bunu maaş artırıldı olarak verildiği için önce biz bir sevindik tabii maaş artırıldı sandık gerçekten. Bilmiyorum belki de ileride yaparlar. Orası ayrı bir konu. Ee, ama bu maaşın artırılması bütün doktor harici insanlarda bir şey oluşturdu. Rahatsızlık oluşturdu. Normalde şey beklersin değil mi? Evet güzel. Bakın bir tane meslek grubunun maaşı artmış. İnşallah diğerlerinki de artar gibi düşünmektense yani bir grubun kendini kurtarabilmesini ne sevinmektense ne oldu? Hayır onların niye maaşı artıyor? Onlar işte doktorlar zaten kötü doktorlar zaten çok para alıyor. E, niye onların maaşı atıyordu bizim artmıyor? Bir bir sürü eylemler yapıldı. E, bu eylemler kendince haklı eylemler olabilir. Kendi haklarını aramaya çalışan eylemler olabilir. Ama burada da aynı noktaya gidiyoruz işte. Burada bu motivasyonun ne olduğunu görmek lazım. Normalde bu maaş arttırımı başka bir meslek grubuna yapılmış olsaydı bu kadar dikkat çekmeyecekti. Bu maaş arttırımı bir öğretmene yapılmış olsaydı hakkıdır diyecektik. Akademisyene yapılmış olsa hakkıdır diyecektik. Bir mühendise herhangi bir çalışana yapılmış olsa hakkıdır diyecektik. Çünkü hakkı gerçekten yani şu anda herkesin maaşı çok düşük. Ama bir doktora yapıldığı zaman çok büyük sıkıntı oldu. Yani ben o gün daha maaşı, maaşlara zam yapıldığı haberi çıkmadan berbere gitmiştim. Berberdekiler ya bu doktorlar zaten aşırı yüksek oluyor bir de onlara zam yapıyorlar. Böyle şey olur mu tarzında söyleniyorlardı. Ben de doktor olduğumu söylemedim tabii orada yani sonuçta. Adam doktorları kin kustuktan sonra bana hangi mesleği yapıyorsun abi diye sorma gerizekalı da yaptı. Neyse. İşte hani bu ne oluyor? Bunun arkasında farklı bir motivasyon var. Bu sadece neden tek bir meslek grubunun maaşı arttırılıyor şeyi değildi, eylemi değildi veya neden tek bir meslek grubuna ayrımcılık yapılıyor diye bir kızma değildi. Bu doktorlara karşı var olan bir sinirin içten bir motivasyonu da yapılmış bir şey. Kendinize rasyonelleştirebilirsiniz bunu, diyebilirsiniz işte sadece doktor çalışmıyor hastanelerde. Biz bir ekibiz, biz böyle böyle işlerimiz var. Bizim de artırması lazım tarzında rasyonelleştirebilirsiniz. Bunlar doğrudur. Hani aynı doğruları bu siyahilere karşı olan ırkçılığı yapan kişiler de yapıyor. Hani onlar da kendilerince doğru. Hani cümleyi tek başına aldığın zaman o cümlede bir hata görmüyorsun. İşte siyah hani negro kelimesi zaten siyah demek. Zaten İspanyolca. O zaman işte biz bunların isimlerini değiştirelim. Alfabeyi mi değiştirelim vesaire tarzında söylemlere tek başına baktığın zaman doğru. Ama onun arkasındaki motivasyona baktığın zaman bir tek ondan rahatsız olman senin ırkçı olduğunu gösteriyor. Burada da aynı mantık. Senin bir tek doktorlara yapılan maaştan rahatsız olman, mesela milletvekillerinin yapılan maaştan bu kadar sıkıntı çekmemişti. Yani Twitter'da bu kadar herkes bağırmamış milletvekilleri maaş yapıldığı zaman. Veya herhangi bir meslek grubuna biz maaş yapıldığını duymuyoruz bile değil mi? Yani bunlar yapıldığı zaman, bunlar e, bunlar duyurulduğu zaman herhangi bir kıyamet kopmuyor. Bir tek doktorlara karşı böyle oluyor. Bunun da nedeni bu işte arkada yatan motivasyon. O motivasyonda içten içe bir nefret duyulması. Şimdi... Bu nefret duyulmasının nedeninde şöyle biraz bahsedebiliriz. Aslında burada işin içine biraz doğrunun değersizleştirilmesi post gelmiş oluyor. Ne demek? Yani şimdi normalde ortada bir doğru var. Yani çoğu doktoru ilgilendiren bir doğru var. Çok nadir az sayıda doktoru ilgilendiren hatalı bir durum var. Ama bu hatalı durumu herkesin sanki bütün doktorlar öyleymiş gibi yansıtılması bu işte yanlış oluyor. Ve bu yanlışın da popülerleşmesinden kaynaklı bir post şeye gelmiş oluyoruz. Onu da en güzel aslında normal dağılım eğrisinden anlayabiliriz. Bir normal dağılım eğrisi vardır. Eğer bulabildiysem size şu anda koymuşumdur. Nedir normal dağılım eğrisi? Eğer çok ekstra bir parametre etki etmiyorsa genelde belli bir popülasyondaki insanların tek bir değişkendeki dağılımını gösteren bir dağılımdır normal dağılım. Mesela boy dağılımı olarak baktığınızda işte 1.50'nin altı ve işte 2 metrenin üstü çok nadirken işte 1.70'ler tam ortada kalır değil mi? Yani doy arttıkça 70'e geldikçe NTP'ye ulaşır. Ondan sonra 70'in üstü gitgide azalır. Yani bu normal dağılımdır. O yüzden insanların ortalamasında bir 70 veya bir 75 mi artık kaçsa onun olduğunu söylersin. Aynısı doktorlar için de yapabiliriz. yani doktorların iyi doktor olma durumunu da bu normal dağılımı ekleyebiliriz. Çizersiniz normal dağılımı. Baktığınız zaman aslında doktorların hepsinin normalde sadece işini yaptığını, herhangi bir sıkıntıya karışmadığını, içinde gerçekten güzel yapmaya çalıştığını, hevesli insanlar olduğunu görüyorsunuz. Ama uçta iki tane örnek var. İşte bu uçtaki örnekler %3'lük örnekler olur genelde. Bu %3'lük en radikal doktorlar bunlar işini çok çok iyi yapan, mükemmel yapanlardır. Bunların haberleri çok yapılır çünkü bunlar işini güzel yapıyordur. Bir de şimdi işte berbat yapan Hastalara zarar veren, çok salak salak söylemlerde bulunan kişiler var, doktorlar vardır. Bunlar da işini çok kötü yapıyordur, kötü niyetlidir. Ama onların da haber değeri yüksektir. Neden? Çünkü onlar da çok duyulur. Bunları saymazsanız aslında %94'lük bir kısım, yani bütün doktorlar %94'ü aslında gayet normal bir insandır. Senin benim gibi insandır. Zaten tanıştığınız zaman bir doktorla özel hayatında normal bir insan olduğunu görüyorsunuz. Ama sizin sürekli internette, haberlerde gördüğünüz kısım bu kötü olan üçlük, üç, e, yüzde üçlük kısım oluyor. Bu da bütün doktorların sanki bu yüzde üçlükten oluşuyormuş gibi sizde izlenim oluşturuyor. İşte bu da sıkıntı oluşturuyor. Bu nefret söyleminin aslında kaynağı bu. Yani bir şey görebiliyorsunuz. Mesela yakın zamanda bir arkadaşım bana bir doktorum tweetini gösterdi. Aslında doktor olup olmadığı bile şüpheli sonuçta. Anonim bir hesap ama doktor olduğunu varsayalım. Hani gerçekten de gerizekalıca bir tweet. Ama bunun da bir doktor olduğunu düşünebiliyorsunuz. Ve bu söylem popülerleşiyor ve bu söylem bir sürü kişi tarafından retweet edildiği için bir sürü kişinin önüne bu doktor düşüyor. Halbuki bu %94'lük kısımdaki doktorlar hiç öyle bir düşüncesi yok. Hatta bu e, bu şeyi söyleyen gerizekalının yanlış düşündüğünü söylüyordur. Gerçekten de öyle ama baktığınız zaman sizin sürekli önünüze bu %3'lük kısım düştüğü için siz bütün doktorların öyle olduğunu sanıyorsunuz. Öbürlerini hiç gözünüz görmeyebiliyor çünkü popüler bir tarafı yok. Haberde yeri yok bunlar. Bunlar normal insanlar. Normal olmayan kişimiz, kısım size sürekli gözünüz, gözünüzün önüne geldiği için... Siz ...bütün doktorlar öyle olduğunu sanıyorsunuz. Bu da yavaş yavaş içinizdeki nefreti körüklüyor. Bir nefret söylemi haline getiriyor bunu. Bu da ondan sonra içinizde bir e, motivasyon oluşturmaya başlıyor. Bu motivasyon da demin bahsettiğim motivasyon nedir o? Doktorlara karşı yapılan bir iyi bir şey olduğu zaman... ...neden doktorlara bu iyi bir şey yapıldı diye... ...içinizde bir rahatsızlık geliyor. Yani siz belki doktorları seviyor olsanız bile... Doktorlar da zaten işlerini kötü yapıyor, zaten fazla para alıyorlar, bir de şimdi maaşlarını mı artırıyorsunuz diye işten içe düşünebiliyorsunuz. Bundan kurtulmanın çok bir yolu yok maalesef. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Eğer siz bu şekilde manipüle edildiğinizin farkında olursanız, ha tamam ben şu anda içinde bu duygu var ama bu duygu aslında gerçek bir duygu değil. Yani gerçeği yansıtan bir şey değil. Ben bunu bastırayım dersiniz onun dışında yoksa o duygu her zaman var olacak. Aynısı ırkçılık işine geçerli. Ve ben mesela kendimden örnek vereyim, hani bir öz eleştiri olsun, bir azınlık olduğunu düşünelim. Mesela işte Kürtleri düşünelim, şu anda haber olarak gördüğümüz, işte Kürtlerle alakalı haber olarak gördüğümüz çoğu şey maalesef aslında kötü şeyler oluyor. Dikkatimizi o çekiyor maalesef çünkü bu ırkçılık şeyi herkesin kendi içinde var. Şimdi Kürtlerle alakalı da bunu sürekli sürekli ben buna maruz kaldığım zaman ne oluyor? Kürtlerle alakalı herhangi bir şey yapıldığında işten işe bir rahatsızlık hissi duyuyorum. Ama bunu bastırmam lazım. Çünkü bu rahatsızlığın kaynağı işte bu deminden beri 15 dakikadır bahsettiğim şeyler. Diyelim işte Kürtler kendi dilinde eğitim alması gerekiyor diye birisi bir şey söylediği zaman olur mu kardeşim niye kendi dilinde eğitim alsın falan diye çıkışırsam ben. Ama başka ülkeye gittiğim zaman da bu sefer ben kendim kendi dilimde eğitim almak isteyeceğim. Çünkü bu gerçekten bir insani bir hak yani kendi dilinde eğitim alması insanın gerçekten o eğitimi iyi alabilmesini sağlar. Ama işte bundan ben neden rahatsız oluyorum? Bu Kürtlerle alakalı çünkü karşıma hep kötü haberler çıkmış. Karşıma hep kötü haber çıktığı için ben de ister istemez o his oluşmuş. Benim bunu bastırmam gerekiyor. Yani burada şey anlamayın. Bu benim kötü insanım olduğumu göstermiyor. Sizin doktorlara karşı içinizde nefret olması sizin kötü insan olduğunu göstermiyor. Veya o işte negro kelimesinin nero'ya dönüşmesinden rahatsız olanların kötü insan olduğunu göstermiyor. Sadece içindeki o ırkçılığı bastıramamış olduğunu gösteriyor. Biraz cahillikten düşünebiliriz bunu. Ne olacak? Burada bizim bilinçlenmemiz gerekiyor. Bakın benim bu kendi içimdeki bu duygu aslında e, mantıksız. Bunun tam tersi benim başıma gelse ben böyle düşünmeyecektim. Kendimi burada bastırayım, onları dinleyeyim tarzında bir yola gitmemiz gerekiyor. Doktorlar için de böyle olması lazım. Doktorları dinlememiz lazım. Bunlar gerçekten sıkıntı çekiyor mu? Gerçekten bir sorunları var mı? Yani işin o azınlığın, sorun çeken azınlığı dinlemek gerekiyor. Eğer onları dinlemezsiniz ne oluyor? Sadece o %3'lük kısım sizin karşınıza çıkıyor. O karşına çıkan yüzdelik kısım da çok geri zekalı, çok kötü niyetli, çok işini yanlış yapan insanlar olduğu için herkese öyle olmuş gibi düşünebiliyorsunuz. Bu işte doktor nefretinin de maalesef kaynağının bu olduğunu düşünüyorum ben. Bunu çözmek için ne yapabiliriz? Yani işten içe nefret de duysak, işten içe rahatsız da olsak, içimizde o rahatsızlık duygusu oluşturan kişilerle daha çok birlikte olmamız lazım. Ben olabildiğince farklı farklı toplulukların içerisine girmeye çalışıyorum insanlara daha iyi empati yapabilmek için. Ee, hani içine girdim toplulukları görseniz birbirinden o kadar uzak insanlar ki gerçekten şaşırırsınız yani. Asla yan yana durmayacak insanların aralarında bulunuyorum yani ben. O yüzden bu aslında güzel bir adım oluyor. Yani karşının gerçekten ne hissettiğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Öbür türlü ne olur? Sadece karşınıza çıkan o %3'lük kötü kısmı görüp nefretinizi içinize biriktirirsiniz. Ondan sonra kendinizce bu nefreti rasyonelleştirmeye çalışırsınız. Benim diyeceklerim bu kadardı. Bayağı uzun bir video oldu ama inşallah dediklerimi anlatabilmişimdir. Sizin de kendinize ait düşünceleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Dinlemek isterim, tartışmak isterim. Umarım hep birlikte birbirimizi anladığımız, daha fazla kucaklaşabildiğimiz günleri de görürüz diyelim. O zaman bugünlük de bu kadar diyelim bu video için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.